şu görünen alem ilahi bir dükkan ve bir mahzendir. Cenab-ı Hak beşerin bütün ihtiyacı, bütün nimetlerini yapmış, sip etmiş. Bu kadar nimet, Cenab-ı Hakk'ın itikadını gösteriyor, ikramını gösteriyor, sakaletini gösteriyor. İçerisinde envaen türlü türlü mensucat kumaşlar, kulak yemekler, meşrubat şerbetler var. Mesela çok modern gençlik bir mağazaya giriyorsun, sonra diyor, yok yok her şey var. Kaynak diyor, esas mağaza, kaynak. Beşerin ebedi, ta ebediyete bakan ihtiyaçlarına kadar her şey gene var. Kaynak sarayında, dükkanında, deposunda hissediyor. Bir kısmı görmen nimetler var, bazen de perdeli. Eğer bütün nimetleri böyle havadan bir adamın olsaydı, insanlar atardaydı, kendiler olur. Mesela Cenab-ı Hak denize yine yapmış. Bir, duruşu tüpü gibi. Elini dalmış, çıkar, balıklar. Evet, bir balıklar. Koymuş hazırlan. Sen sadece kesinlikle elini dalmış ne verirsin? Kapıların değindiklerinde fethini koyduk. Kendini aldık, fethini çıkardık. Dağın değindiklerinde kömürü şey yapmış. İstik etmiş. Kazan diyor. Beşer diyor, hakiki fen hikmet kütüphanesini kainattan aldı ve ona göre yazdı. İşte bahar geliyor, Allah'ın bahşettiği nimetler, insanlar, sıfırlara bak. Beşerin maddi manevi terakki ve tekamülüne, terakkisine sığacak bütün nimetle Cenab-ı Hak icat etmiş. Bahar sayısında ve arz depolarında, anlarlarında etmiş. Bir dükkan, bir mahzen olarak ve arz yaratmış. Beşerin ihtiyaçlarına rahmetiyle ne yapıyor? Muamele ediyor, ikram ediyor. Evet. Bir kısmı kesin, bir kısmı latif. Bir kısmı zahir, bir kısmı daimi. Bir kısmı katı bürünür, bir kısmı mail ve haceza. Her çeşit var. Bir mesela insan bir bu son aşağı yukarı son 20 sene içerisinde alternatif tıp bilmeme geliyor. Batı tipi her ibadetin yöntesi de var. 3 gün dinletiyorsa 30 gün arkadan dinlettiriyor. Sentetik yaratta. Bunu da batının yazı şeyi, botları çekiyor. Kısır ve yan tesir yok. Biz baharatçı dükkanına gittik. Bakıyoruz, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı botlar. Bir bahçeye git, meyve bahçesine git. O botlar insan hiç görmüyor. Görmek de istemiyor. Elma varken, üzüm varken, kiraz varken, muz varken, ot mu yiyeceğiz? Şimdi onların yanında bu zencefil kim yedi? Zehir gitmiş ya. Bütün dünyada kullanmıyor. Gökse şifa. Buna çektim, bir izinle anlayın. Açıyor. Bizde mukavemet yok. Tabi, Mısır'da şeye karşı, kansere karşı en güzel tedavi yok. Mısır'da mı? Çiçek de var. Mısır'da yok. Yani Cenab-ı Hakk'ın yani rahmetiyle, latife yapmış olduğu mahmutlar var. Gözde hoş gören, isteğe tutara gelen, damak kime kuvvet veren nimetler olduğu gibi tıp dünyasında, şifa rahmet noktasından bakıp Cenab-ı Hakk'ın yarattığı katı, sert, bir kısmı, latif ve kesin pek çok neyi var, kıymetleri var. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk hazırlamış. Senin için ihsan etmiş, senin için kalk etmiş, senin ihtiyacına göre tafsir etmiş kainatı ilahi bir dükkan, manevi ilahi bir dükkan ve bir
maksem olarak yaratmış. Lakin bir kısmı icadi bir nesftir. Bir kısmı da tecelliyata bilinendir. Tevasifenin dalaletince icat ile nakış birdir. Bu dükkan sahibi de mucib-i bizzat. Ön tersini satmışlar. Yani arkadaşlar mucib-i bizzat demişler. Yani arkadaşına bak. Yaratmaya karşı mahkum ve mecburmuş gibi taraf vermişler. Allah efaz hareketinde ne diyor? Allah dilerse her şey olur. Allah irade ederse eşya tarık olur. Allah irade ederse bir iş ortaya çıkar, irade etmesi hiçbir şey ortaya çıkmaz. O dilerse her şey olur, o dilemesi hiçbir şey olmaz. Ayrıca ona bakın, iradesine şey olur. Acaba hipotek koyduklar. Hipotek. Ya kendisi irade eder, mecbur. Mahkum. Allah'ın iradesi ve kainatta her an icat var. Her an Allah'ın iradesi ve idam var. Her an Allah'ın mağlubu kurtulakları var. Yoksa diğer efendim işte sana bak kainatı durmuş. Tezgah durmuş, sonra arka geri çıkmış. Kenarlarda durmuş. Kısım, 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 kısım. Kendi kendine çalışıyor ve yolculardan seviyor. Her an emri ilahiyle icat var. Her an emri ilahiyle ilgiye var. Her an yani ilga var. Her an inşa var. Bakın. Diyor, ilahi bir nefs. İlahi bir kısmı icadi bir nefstir. Dokuyor. Şimdi mesela yumurtaya bak dikkat et. Allah yumurtadan yumurtadan doğru. Şeyi, malzemesi, yumurtaları Allah civcivi döktü. Allah'ın bir tezgahı. İcadi bir tezgahı bakın Allah Allah. Bak, yumurtadan bak, simit gibi bir maddeden bakmasın. Yeni yumurtasına Allah döktü. Gözle. Kadar yapıp, ayak yapıp, kanat yapıp, yürüyor, koşuyor. Daha doğrusu hissiyatı var. His. Şimdi her ne kadar bunu atom olarak izah et. Atom yüzeyde bir araya geldi. Efendim bir şey dedi. Tuğla dedi. Elemente bir araya geldiler. Çoğu. Bir araya geldi. Bina gibi bir şey. Hamur gibi dokundu. Ne diyoruz? Nes. Nes doğdu. Nes doğdu. Beni sıcak yani. Aa Cenab-ı Hak. Şu şey. Yumurtanın sarısıyla birazdan ya da atomlardan bir araya getirdi. Şu şeyi civcivi yarattı. Atomları bir araya getirip civcivi dokunması bir mensucaktır. Ama o mensucun içerisinde izin ilahiyeli vardır. Ya, ihtira var. İddia var, iddia. Yani Allah, o civcivin modelini yoktan halk etti. Onun vasıf ve suretleri, özellikleri her şey ne yaptı? Yoktan halk etti. Demek ki izni ilahiyle kainatta o mevzunun içerisinde icat var, iktidar var. Yani Allah ağabeyi mimar üret, kübini, yerini, küre, şey, o esprecilerin anladıkları manada değil. Her an iş başında kudret irade ilahi olmadan, ayet-i kerimede Allah'ın iradesi olmadan bir yaprak da düşmez, kımıldamaz. Felasifenin devleti icat ile nakış verilir. Sadece icat ve tekif var. Tekif var, nakış var diyor, icat ile nakış var diyor. O nakışı da vücudu bizzattır. Haşa Allah'ın da yaratmaya mecburdur diye Allah'ın iradesini konsultasyon etmek için yapıyorlar. Allah rızası için